Herkese selamlar dostlar. 10 ve 11 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. İrlanda Hollanda. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Günün maçı olsun bu. Maç skoru bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alalım. Türkiye maçı hakkında biraz merak, ya yani düşüncelerinizi merak ediyorum Türkiye milli takımı hakkında. Şöyle, öncelikle skor kazanan arkadaşımız Damiel Ward hatta şey yazmış, 1-1 berabere biter maalesef yazmış. Kendi de Türkiye'ye yani beraberlik düşünmüş, geldi. Arkadaş mesaj atsın, birazdan Instagram adresini göstereceğim. Sizce Türkiye milli takımı hakkında düşünceleri neden? Yani Barış Alperli olmuyor bir kere, hücuma attın. Adam zaten 9 numara değil. Bertu daha iyiydi. Hoca gitmeli mi, kalmalı mı? Bence Sergen gelse daha çok iş yapar, daha iştahlı olur diye düşünüyorum. Abdullah Avcı gelmesin yeter. Fatih Terim de artık bir başarısızlık kaldırmaz yani bünye. Ağır abi. O şu an onun hedefi bence Galatasaray başkanlığı olması lazım. Yani milli takımda şu an bence en uygun Sergen Yalçın gibi. Sizce bırakıyorum yani Kuntz devam etsin mi etmesin mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Kazanan arkadaşımız Instagram üzerinden bana mesaj atsın. Damiel Vart isimli Kangal Bey olaraktan da bana buradan yazabilir. Yazdığı an grupların linklerini zaten ben atıyorum. Kazanan herkese oradan iletişime atsın, iletişime mesaj atsın. Her türlü soru görüş önerine buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Yüksek misli daha bugünün yüksek misliydi. En son verdiğimiz yüksek misli. Letonya'nın 81.5 üstünü. Hatta herkes açık grupta canlı yaptım. Litvanya fark yemez falan yaptım da. Letonya'nın her attı girdi, Litvanya bir o kadar da kötüydü. Fakat yüksek misli olarak biz Letonya'nın atacağı 1000 misli olarak önerdik. Yasalda 1.48 gibi oranı vardı. İçeri almasını bildik. 480 TL'ye kasayı yazdı. Yüksek mislinin amacı burada bir kasa yönetimini yapmamız. Kasa yönetimiyle birlikte burada güzel seviyede kazanç elde etmemiz. Hatta Eylül'ün kasası şu an ekrana gelsin. Şu an Eylül'ün kasa durumu ekranda dostlar. Eylül'ün kasası şu an 5023 TL net karda. Onu göstereyim. 5023 TL net karda Eylül şu an. Ağustos ayının net karı zaten yüksek mislinin 6921 TL olduğunu söylemiştik sizlere. Açıklamıştık. Şu anda Eylül 5023 TL'de net karda. Kasa bu şekilde ilerliyor. Geçtim bunu. Herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya da mesela Litvanya maçının canlısını yapmıştık ve maç önü tercih yapmıştık. Mesela maç önü olarak Litvanya ilk kere 83.5 üst olarak da biz zaten gruplarımıza vermiştik. Herkes açık gruba da attık. Herkes faydalansın diye. Buradan değerlendirmesini yaptık. Kazanan herkese dostlarımıza tebrikler diyerekten de buradan da yeşillendirin. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Gruplara katılmayı unutmayınız. Kendi grubumuzda zaten canlı olarak ilerliyoruz. Şu an sıkıntısız bir şekilde gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ama gelir ama yatar. Biz ama her zaman söylediğim gibi izleyerekten canlı veriyoruz. Sizlerden ricam videoyu atsanız beğenilerdir. Artı 300 seviyesinde bir beğeni atarsanız, bir yorumla bırakırsanız ne bileyim başarılar, emeğine sağlık, kralsın vesaire vesaire tamamen size kalmış. Başarılar yazabilirsiniz en basitinden. Teşekkür ediyorum. Videoya geçelim. İlk maçımızla başlayalım isterseniz. Finlandiya-Danimarka maçıyla başlıyoruz. Grupta bir liderlik yarışı var. Finlandiya şu an grupta lider. Herkesin oynadığı maç sayısı da eşit şu an 5'er maçla birlikte. Tabii Danimarka'nın kadro kalitesi daha yüksek. Fakat Finlandiya'nın kendi evinde bu maçta bir sürpriz yapma ihtimali de var bence. Bir de ikinci maçlar olması kaynaklı. Bazı takımlarda rotasyonlar mutlaka göreceğizdir. Bu rotasyonlar kaynaklı olası maçta sürpriz çıkma ihtimali var. Maçın beklentisi 2-0-2-1 ayarında bir Danimarka galibiyeti. Fakat ben 1-1'i de yanıma almak istiyorum. Ama bence biraz daha Danimarka'nın normal sonuçta bitme ihtimali var. Mücadele tek tercih yapmak istiyorum. Bu mücadelede bence tek tercih yüksek orandan toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendirdim. 1.74 gibi oranı var. Tek tercih olarak geçmek istediğim bir karşılaşma. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadeler İrlanda-Hollanda karşılaşması. İrlanda'yı Fransa mücadelesinde izledik. Fizik olarak gerçekten yüksek kalitede bir takım olduğunu söylemek lazım. Ayrıca defansı da gerçekten vatanı savunur gibi bir savunma yapan bir İrlanda takımı olduğunu görmek mümkün. Hollanda'da ilk mücadelesine ben güveniyordum. Maç sonu birini hatta yüksek misli yaptım. Yüksek misli yaptığım için de kazanmasını bildik yüksek misli grubunda. Maç sonu biri direkt dayadım. İlk yarıdan zaten 3 tane attı. Maçı da zaten öyle bitirdi. Hollanda'da da ufak tefek rotasyonlar olabilir. Malum oyuna girebilir. Berguis oyuna girebilir. Lang oyuna girebilir. Bunlar ilk 11'de yer alabilecek oyuncular. Zaten kazanmasını bildiler. İrlanda ile oynayacaklar. Burada da
olası bir galibiyet Hollanda'nın işine gelecektir. Burada özellikle İrlanda biraz kendi evinde olması kaynaklı. Savunmayı da iyi yapıyor. İyi savunma yapıyor. Çok fazla gol olmayacaktır bence. Fakat mücadelede bence bir Hollanda'nın galibiyeti çıkma ihtimali var. Son maçlarında galip geldiler. Moralliler rotasyonlu kadroyla çıksalar bile burada Hollanda galibiyeti beklenebilir. Maç sonu 2 bence direkt idealidir. Onun dışında biraz daha oran yükseltmek isteyenler 3.5 altında 2 yaparsa yine 2-0-2-1 ayarında bir Hollanda galibiyeti çıkabilir. O da oranı tam tamına 2-0-4'e kadar yükseltiyor. Oran yükseltmek size kalmış ama Hollanda galibiyeti ve yüksek orandan da Hollanda alır ve 3.5 alt olarak değerlendirmesini yapabilirsiniz. Litvanya ile Sırbistan mücadelesi. Sırpların futbolu gelişmiş fakat Litvanyaların futbolu o kadar gelişmemiş. Litvanya'nın basket, biraz basketbol ülkesi. Gerçi Sırplar da basketbolu gerçekten çok iyi. Fakat Litvanya'yı tanıyorsanız ve biliyorsanız basketbolundan biliyorsunuzdur. Oyun olarak çok bir şey vaat etmiyor zaten. Sırplar da en son Macarlara kendi evlerinde mağlup oldular. Onun da burada bir ekstra reaksiyonu olacaktır bence. Burada bir Sırp galibiyeti beklenebilir. Ki iddia da öyle bekliyor. Kadro kalitesi de öyle. Sırbistan'ın oranı yok. Burada oran almak adına Sırbistan tabii ki kazanma ihtimali daha yüksek. 4.5 altında 2 yapalım. Şöyle 3-0 ayarında bir maç bitirme ihtimali var bence. İkinci maç olması kaynaklı bazı rotasyonlar da izleyebiliriz. Burada 4.5 altında 2-1-44 gibi orandan sizlere tek tercih olarak idealden sunmak istiyorum. Zaten Mitrovic de Vlahovic de birlikte çift forvet oynuyor. Ama dediğim gibi bazı kadroda rotasyonlar olabilir. İkinci maç kaynaklı. Çünkü bu milli takım maçları şu an çok da önemli olmayan maçlar. Yani yapılan rotasyonlar o adamlar oraya boşuna gitmiyor mantığı var. Hep görüyoruz bunu. Bakın sizler de zaten takip ediyorsanız bileceksinizdir. Kadroda rotasyon olacaktır. 4.5 altında 2'yi burada. Sizlere tek tercih olarak 1.44 gibi oranı öneriyorum. 3-0 ayarında bir maç geçebilir. Diğer mücadelem Yunanistan Cebeli Tarık mücadelesi. Yunanlıların son maçını izlediğimiz zaman da hücumla bazı üretken problemleri yaşadığını gördük. Bu üretkenlik problemi Cebeli Tarık maçında çok fazla olmayacaktır. Daha rahat hücum edeceklerdir. Fakat Yunanların burada yine çok fazla gol atması beklenmiyor. Ben beklemiyorum açıkçası. Son maçtaki hücum kaynaklarındaki sıkıntıdan dolayı mücadele bence 5 gol sesi çıkmayacaktır. Mücadele bence 4.5 altında bitebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. 4.5 altında bir 43 gibi oranı var. İdealden tek tercihimdir. Cebeli Tarık ne kadar kötü de olsa zaten Cebeli Tarık'ın eti ne budu ne sizler de biliyorsunuz. Yunanlılar kazanır. Fakat mücadele bence 4.5 altı doğrudan tek tercih olarak alınabilir. Başka türlü zaten oran açmamışlar. Yani çok fazla oran yetersizliğini zaten görüyoruz. 11 Eylül'e geçelim. Buraya kadar izlediyseniz, videoya beğendiyseniz ne mutlu. Bir de yorum bırakırsanız ne mutlu bizlere. Ermenistan-Hırvatistan mücadelesine başlayalım. Ermeniler en son zaten bizleri yendi. Yendi demeyelim de 1-1 bitti. Bizlerden puan aldılar. Yani Eskişehir'de o taraftarın önünde o futbol gerçekten rezalet bir milli takım vardı bence. Hatta herkes zaten teknik direktör değişikliği Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Fatih Terim. Üçü arasında dönüyor. Sizce maç hakkında sizce yorum ve görüşler neler? Tekrardan söyleyeyim, yorumlara yazmayı unutmayın. Milli takım ne olur ne biter. Sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Ermeniler cacık. Hırvatlar bunları harcar. Hırvatlar zaten en son 5 tane attılar. Yani Hırvatların da bak takımda bir ruh var. Milli takımda en önemli şeylerden biri de o ruhun olmasıdır. Hırvatlarda o ruhu görmek mümkün. Burada Hırvatlar bence kazanacaktır. Kazanırken de 4.5 altında 2-1-38. Tertemiz. Yüksek orandan da almak isteyenler mücadele Ermeniler biraz daha defans yapacaktır. Burada 3.5 altında 2 bile 1.70 olana kadar oranı yükseltebilirsiniz. Ama Hırvatistan tarafına doğrudan galibiyeti alın. Yine de 4.5-3.5 şeklinde oran size nasıl yetiyorsa o şekilde bir değerlendirme yapalım. Diğer mücadele Slovakya ile Liechtenstein mücadelesi. Slovakya'nın son Portekiz maçını izleyenler varsa Slovakya'nın ara ara Portekiz kalesine nasıl tehditler oluşturduğunu görmüştür mutlaka. Slovakya yani Liechtenstein'a karşı çok zorlanmayacaktır. Burada oran almak adına tek bir oran alabiliriz. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır. O da 1.34 gibi oranı var. Hem ilk yarıyı kazanır hem de ikinci yarıyı kazanır. Slovaklar da zaten grubun istekli takımlarından bir tanesi. Arkada da yani Lüksemburg mesela. Gerçi Slovakya hepsinden kaliteli de puan olarak da Bosna Hersek'ten yakalama ihtimali var. Slovakya burada puan kaybetmez. Her iki yarıyı burada da Slovakya takımı kazanacağını düşünüyorum. Portekiz ile Lüksemburg karşılaşması. Bu maçı da oran almak adına biraz zorlamak lazım. En son Portekiz Lüksemburg'u 6-0 gibi bir skorla geçti. Ronaldo bu maçta yok. Bence şöyle söyleyeyim. Yani ben de Ronaldo'cuyum. Hani Messi'nin Ronaldo mu var ya. Ben Ronaldo'cuyum. Ama Ronaldo'nun son maçını da izledim, şu Slovakya mücadelesini. Gerçekten 6 pastan kaçırdığı şutlar var. Şut çekiyor, boşu çekiyor. Yani bir hırs var.
Ama vücut artık ayaklar onu kaldırmıyor gibi. Burada ne yaparız ne ederiz diye baktığımız zaman da yine her iki yarıyı bir Portekiz kazanan oranı 1.40 alacaksanız bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Burada kazanırsa Portekiz her iki yarıyı kazanabilir. 1.40 gibi orandan ideal bir oranı var. Herhangi bir kupon önerisi yapmadım fakat iki günün benim tercihlerim bu yönde. Kuponları katı Telegram grubunda zaten oluşturuyorum günün kombinesi şeklinde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olursanız da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.